sevgili Nilgün ve sevgili İbrahim nasıl tanıştınız? Halayda. Halayda. Halay başını ben çekmiyordum ama halaydım. Nasıl oldu? Sivasların ellik diye oyunları var. Sivas'ta olan varsa bilir. Dönüyorsun. Sivas'ta mutlaka vardır. Evet, her yerde. İstanbul'da Sivas'ın olmadığı bir yer yok. %90 bizim. Sivaslı var mı aramızda? Sivas'ta damat var, pekala. Ellik oyununda dönüyorsun, eşini çakıyorsun. Yani arkandaki kim olursa olsun. Oyunun temposuyla bir vurma isteğin oluyor. İsterse dışarı arkadaki kim olursa olsun. Ellik oyunu falan oynadık biz. Düğünde falan mı? Düğünde, evet. Bu Mersin'e dayısının oğlunun düğününe geldi. Biz de düğüne gittik. Bu montunu bizim masaya getirip bırakmış ama kimin getirdiğini, kimin montu olduğunu bilmiyoruz. Bu ayarlıyormuş, ufaktan ufaktan yürüyormuş bana ama benim oralarda bezim yok. Ondan sonra montunu bahane edip masaya gelip gitmeye başladı. Bu İstanbul'a gidecek, biz bunları yolluyoruz. Ama sadece bunu değil, yanındakilerle falan göndereceğiz. Bu otogarda bana şeker yer misin, şeker yer misin deyip durup şeker veriyor bana. Ablam diyor ki alma Nilgün diyor, alma Nilgün. Ama ne olacak, şeker veriyor. Ya yok diyor, bu çakallık peşinde, şekeri alma diyor. Bu seni düğün... Ha bir de düğünde bana bu kız ayarlatmaya kalkıştı. Evet, evet. Ben sadece onun babasını geldi, dedi ki hani halay çektik falan, masaya gidiyor falan. Ya senden bir şey rica etsem dedi. Ben de söyle dedim. Ya ben de bir yer bilmiyorum, orayı falan soracağım. Şu kız bana ayarlar mısın? Ondan sonra ben de kek gibi gittim ayarlamaya. Ama kız yok. Bir, yani labıda bir kız var, onu tarif etti falan. O kızı bulan geldim, dedim ki buna öyle bir kız yok. Meğer beni orada deniyormuş. Benim oralarda şeyim olmadığı için deniyormuş yani. Hani yapacak mı, yapmayacak mı? Ya abi, yine anlamıyorsun bana bakar. Yine anlamıyorum. Yok, anlıyor İlker Bey. Çakallık yaptığını anladı canım. Sonra bu resim çekildi İlker Bey. Fotoğrafçı gibi elinde bir resim. Ya İstanbul'dan geldim bir havası var ya böyle hani. Biraz İstanbul'da oluyor yani. Öyle başka şehre gidince İstanbul'dan geldin. Nereden geldin? İşte kenar mahallede olsa İstanbul'dan gelince İstanbul'dan geldim. Şu sürekli resim çekiliyor, sürekli resim çekiliyor. Ablam buna dedi ki resimleri gönder dedi. Ben gönderirim dedi. Kargo ile bize resim geldi. Sadece benle onun resmi büyük. Şu, yani ebatları hepsi aynı. Benimle onun resmi büyük. Resmi gönder, resmi gönder. Resmi devamını göndermiyor. Taksite bağladı. Yani bir haftada bir telefon ediyoruz. Hani orayı bağlamak için. Kendi her cumartesi bizim evi sürekli aramaya başladı. Cumartesi günleri evi arıyor. Tatilmiş o gün onun için. Arıyor, arıyor. Ondan sonra konuşmaya başladık. Bir şekilde konuştuk işte. Konuşmaya başladık. Biz bununla birkaç konuştuk. Aa, olmuyor. Yani kafa dengi değil. Ya ben Layla birazcık hareketliyim. Kaşık ağzında uyuyakalıyordu kesin. Yok, kaşık ağzında uyuyan bir adam ne kadar hareketli olabilir kendi. 12 yıldır anca bu kadar yapabildim yani çabalarım karşılığında. Sonra biz bununla konuşmaya falan başladık. Bir gün yine Mersin'e geldi, ben ona aşık oldum. Akşam saat 10 arabasıyla geliyor. Sabah sabah 7'de orada oluyor. 13-15 saat Mersin bu arada. Saat 4 saat sonra tekrar İstanbul'a geliyor. Pazartesi işbaşı yapacak. Ben ona orada aşık oldum. Bitti. Sonra bu bana dedi ki... Hangi anda? Konuştuğumuz bir sene sonra. Yani böyle ara ara konuşuyoruz. Sürekli konuşmuyoruz. Ben bunu ciddiye almıyorum. En başta etapta yani içim ılımamıştı. Sonra ılıttırdı yani bir şekilde. Ilıttırdı. Ilımlım gibi oldu. Evet, evet. Ondan sonra bu bir gün yine Mersin'e geldi. O anda artık oldu. En pis huyu ne İbrahim'in? Uykucu, bencil, rahat, rahatsız edeceği şekilde rahat. Daha ne kaldı kız? Hani bir insanın rahatsız edeceği şekilde bir rahatlık olur mu? Ne oluyoruz, ne oluyoruz? Ya bencil ya, ben de askeriye gibi bizim ev. Koş Nilgün, yetiş Nilgün. 3 tane çocuk annesi olunca. Allah bağışlasın. Evet, koş Nilgün. İbrahim sen yap, ben akşama kadar yardırdım, böldürdüm, çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Saksıdan makine düşüyor, şapağını alıyor. Ben de diyorum ki patronunla konuş, beni işe alsın. Sen gel evde ev hanımlığı yap. Vallahi yaparım ben. En güzel huyu ne? İlker Bey, düşündüm. Bunu soracaksınız diye bulamadım. Mutlaka vardır. Mesela naziktir, romantiktir. Hiç yok, hiç yok. Ağzına böyle çiçeği yerleştirir. Romantik bir serseri, romantik bir şapşik gibi kapıyı çalar. Yok, yok, hiç yok. Yok, çünkü hiç centilmenliği. Yemek yapar, ev işlerinde yardımcı olur, cömerttir. Ha, cömertlik bitti.
10 sene sonra cömertlikten eser kalmadı. Efendim? Seviyor canım. Benim gibi de hatun sevilmez mi? Ay Allah ya. Peki arabayı ne yapacaksınız Nilgün? Onun arabası var mı yok mu bilmiyorum, var diyor. Güzel. Yok yok. Arabayı ben ne zaman onun arabasını alsam? Ya fites koluna çıkarıyorsun diyor, ya direksiyona çıkarıyorsun diyor. Sürekli İki arabaya bir şey yapıyor. Diyor ki araba arabayı yine bir yere bırakıyor. Sağını solunu bilmiyor, bana araba öğretiyor. Yani... Ama ehliyeti aldırdı mı İlker Bey? Perişanım ya İlker Bey. Onu Allah yardımcın olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim.